Merhabalar, ekonomi politikteyiz. Yine ekonominin durumuna bakacağız. Tabii önemli rakamlar var, önemli gelişmeler var. Birinci çeyrek milli hasıla rakamları açıklandı, dış ticaret rakamları geldi. Onlara bakarız özellikle çünkü onlar daha önemli. Bu arada tabii birkaç haber de söyleyeyim. Bu biliyorsunuz kur korumalı mevduat, KKM dediğimiz şeyin yerine geçecek olan öyle işte yıllık tahvil, enflasyon endeksli tahvil işinden vazgeçildiği haberleri var. Efendim birkaç gün sonra Mayıs ayı enflasyonu açıklanacak. Muhtemelen 80'in üzerini göreceğiz diye önemli tahminler var. Kur yine hareketli devam ediyor. Efendim bir kötü haber, 1 Temmuz'da elektriğe %80 küsur zam gelecek deniyor. Bu resmi açıklama değil ama öyle açıklamalar var sektörden. Hizmet üretici fiyatları açıklandı. Orada enflasyonumuz 83.3 gözüküyor. Hayli yüksek. Şimdi bu haftaki konuğum Sayın Doktor Murat Kubilay. Kendisiyle hem güncel gelişmeleri hem de bu milli hasıla rakamlarını konuşacağız. Murat Bey hoş geldiniz yayına. Merhabalar, hoş buldum. Evet. Murat Bey, sizin esas bu hafta bu milli hasıla konusu, yani daha doğrusu birinci çeyrek büyüme açıklanmasaydı en çok bu şey üzerinde durmak istiyordum. Bir yazı yazdınız bir bilgisayar sosyal medyada ve bütçe açığını benim şimdiye kadar duymadığım rakamlarda öngördünüz. Yani 400-600 milyar lira arası bir açık 2002 bütçesi için, öyle bir tahmininiz var. Hatta diyorsunuz ki seçim ekonomisi de bunun üzerine gelirse 750 milyara kadar gidebilir. Bu tabii Türkiye'nin tarihinde görülmemiş rakamlar. 2022 bütçesinde hedef yanlış hatırlamıyorsam 240 milyar. Dolayısıyla bu ciddi bir sorun. İsterseniz bu tahmininizin bir kaynaklarından bahsedelim, sonra milli hasılaya geçeriz, olur mu? Tabii. Şimdi 2022 bütçesi zaten ölü doğdu. Çünkü bütçe geçtiğimiz yılın Ekim aylarında meclise gelmişti. Ve ondan sonra büyük bir kur şoku yaşandığı için ve kur korumalı mevduat, buna dair ek teşvikler de konulduğu için Türkiye'nin ekonomik realitesiyle uyuşmayan bir şekilde yasalaştı. Üstüne de ek bütçe yapılmadığı için zaten konularda maalesef kurumsallık ve hukuki durumlar göz ardı edildiği için şimdiden çok da geçerli kalmayan bir durum. Şimdiden dedim, yılın ilk 5 ayı toplanmış. Yani zaten son 12 aylık bütçe açığı da neredeyse bu 240 milyar liraya kadar da geldi. Fakat bunun ötesinde başka sıkıntılar da var. Başka ek maliyetler de var. Birincisi, yeni bir harcama yapmaksızın Türkiye'de kamunun toplam borcunun 3'te 2'sinin döviz veya altın cinsi olması nedeniyle otomatikman bu çok yukarı doğru gidiyor. Yetmiyor. TÜFE'ye, yani enflasyon endeksi olan tahviller var. Ve bunların da yükü çok arttı. Kimse en azından enflasyonun bu kadar hızlı bir şekilde yükseleceğini Eylül ayından bilip de bir bütçe hazırlamamıştı. Bunlar tabii ki maliyetleri arttırdı. Ayrıca bir asgari ücret zammı yapıldı ama bu esnada devlet kendi vergisi alacağından feragat etti. Evet. Burada bir boşluk oluşuyor. Yine önceki yıllarda devlet kendi iştiraklerinden ciddi bir gelir elde ederdi. Kamu bankaları gibi, BOTAŞ, EÜAŞ gibi. BOTAŞ da EÜAŞ, yani elektrik üretim AŞ'e çok ciddi zararda. Kamu bankaları da kendi sermayelendirmeleri için ellerindeki kaynakları tuttular. Hazineye bir aktarımda bulunmadılar. Merkez Bankası'nda verebileceği para da sonuna gelmiş oldu. Şu saatten sonra artık daha fazla açık bekleyeceğiz. Her gelen ay aylık düzeyde çok yüksek bir rakamı göreceğiz ve neticesinde de en mütevazı tahminle 400 milyar ama öyle tahmin ediyorum ki yılın son 3 ayında bütçede para kalmayacak. Dolayısıyla çok ciddi bir parasal genişlemeye gidecek duruma doğru maalesef hareket halindeyiz. Tabii bir de bu yıl şu anda birikmiş bir enerjisi var. Yeni bir kur şoku yaşama ihtimalimiz var. Evet. Şiddetini görmek kolay değil ama bu da olursa az önce bahsettiğim nedenlerden ötürü bütçe daha da kendi kendisini kütleştiren bir döngü içerisinde ilerleyecek. Haliyle de bizim çok ciddi bir bütçe sorunumuz olacak. Uzunca yıllardır Türkiye'nin borçlunun düşük olduğu gösterilirdi. Bu da özelleştirmenin katkısı büyüktü. Yine bazı harcamaların da genel bütçenin dışında bırakılması. Örneğin kamu özel işbirliklerine dayalı bir sürü yükümlülükler var ama bunlar uzun vadeli olduğu için tek bir yıla dayalı yüküne bakılıyordu. O da çok ciddi dikkat çekmiyordu. Ama bunların hepsi bir anda sıçramaya başlayacaklar ve neticesinde rekorun da üstünde açıkları göreceğiz maalesef.
Peki yani şöyle düşünelim. Yani bütçe tamam, bütçe açık veriyorsa işte hazinede borçlanıp yerine koyuyor. İşte bahsettiğiniz parasal geniş. Vatandaşa yansıyacak tarafı ne? Hani bu hani bir hane olarak düşünelim, açığımız büyüyor, artıyor. Tahminin iki katı, belki iki buçuk katına yakın bir rakamdan bahsediyorsunuz. Yani sonuç olarak bu bize enflasyon olarak mı geri döner? Nasıl döner bize? Somut hayatta etkisi nasıl olur bize? En standart sonucu alışıldık bütçe açıkları neticesinde dengelemek için kamu harcamalarının kısılması. Yani devletin zaten kısıtlı verdiği hizmetleri iyice kısması veya kalitesini düşürmesi. Bunu biliyoruz. Ama bu kadar yüksek bütçe açığı ve borçlanmadaki zorluk neticesinde başka makroekonomik sorunları da olacak. Bunu nasıl çözmek isteyeceksiniz? Borçlanmayla veya yeni vergilerle. Yeni vergiler doğrudan fakirleştiriyor. Ama ki alkol içeceklere, tütün mamullerine bunu uyguluyorlar. Ama bunun haricinde genel kapsamlı yapmaları çok zor. Çünkü temel gıda, temizlik malzemeleri, giyim ve barınmada müthiş bir yoksulluk var. Müthiş bir satın alma gücü kaybı gerçekleşiyor. Dolayısıyla buralara gidemeyecekler. En çok borçlanmayı tercih edecekler. Bu borçlanma da nasıl olacak? Şu anda zaten kamu ihalelerine öyle çok yüksek teklifler yok. Çoğunlukla 3 kamu bankası teklif gösteriyor. Peki neden %25-26 ile veya işte en fazla %30 da Türk lirası cinsi devlet tahvilleri alsın bir banka? Diğer taraftan Merkez Bankası %14 gibi mütevazı bir faiz oranından fonladığı için. Bu fonlamanın miktarı yetmezse o ihalelere yeterince talep gelmiyor. Bu fonlama arttırılmak zorunda. Burada bir nevi parasal genişleme diyoruz. Evet. Yani Merkez Bankası piyasada daha çok para bırakacak. Bu da yine üretim artmadan tüketim arttıracağı için ilk önceliği enflasyon olacak. İkincisi yeterince üretim yapamıyorsanız dışarıdan alacaksınız. O zaman dış talebiniz yine artacak. İthalatınızı canlı tutacak yoksullaşmaya rağmen. Üçüncüsü ise ikisini etkinin toplamı neticesinde döviz kuru yukarı doğru gidecek. Döviz kurundan gelen yeni bir enflasyon yaşayacaksınız. Hele bu döviz kuru hatası çok daha şiddetlenirse reel kesiminde yatırım yapma isteği iyice düşürecek. Böyle bir ortamda işsizlik çok daha da yaygınlaşacak. Evet. Hakan Özyıldız Bey geçen hafta bir şeyler paylaştı. O şöyle bir hesap yapmış idi. Diyordu ki yani iç borç aslında 1,5 trilyon. Dış borç yine 1.6 trilyon. Bunların toplamı hani kamu yönünden merkezi yönetim 3.1. Bu zaten açıklandı. Fakat bunun faizlerini koyunca üzerine 5.9 trilyonluk bir yük hesabı yapmıştı. Yani milli hasılanın %82'sine denk geliyor demişti. Bu hani bahsettiğiniz kritik tabloyu bu da gösteriyor değil mi yani? Doğrudur. Zaten artık iç ve dış borç ayrımı da yeterince açıklayıcı değil. Tabii. Çünkü iç borcun içerisinde 30-32 milyar dolarlık bir döviz cinsi veya altın cinsi borç var. Şimdi o miktar artık bugünkü kurla neredeyse 500 milyar lira ediyor. Yani bu kadar ciddi bir rakam. Bunları da eklemek lazım. Evet. Yani artık bütçede bir alan kalmadı. Özelleştirme de yapılamıyor. Özelleştirme geliri de son 2 yıldır bitti. O yüzden de hazine arazilerinin satışıyla topluma çok dikkat çekmeyen bir oradan bir alan açmaya çalıştılar ama yani artık dediğimiz gibi faizi ödemek için gelirlerin toplandığı bir hale Türkiye'ye gidiyor maalesef. Anladım. Şimdi bu sizin paylaşımınızı görünce ben şöyle düşündüm. Hani bu Merkez Bankası tarafı zaten hani orada işte eksi net rezervle falan tabii 52 milyar dolar işte 128 milyar dolar hikayesini herkes biliyor. Ya merkez para politikası tarafı zaten devre dışı ve Merkez Bankası'nın bilançosu da kötü. Ama bu sefer de bu sizin verdiğiniz rakamlara bakınca maliye tarafı da çok kötüleşiyor. Gittikçe ağırlaşıyor gibi gözüküyor. Her iki tarafta böyle oluyor. Yani bunu bu şekilde düşünebiliriz değil mi? Yani bu ayın sonunda, Haziran ayının sonunda para politikası hiç alan kalmayacak. Arkasından önümüzdeki 3 ayda da maliye politikası alanı bitirmekle uğraşacağız. Son kurşunları orada atacağız. Yılın son 3 ayına hiçbir politika kalmayacak. O yüzden şu saatten sonra büyük bir kur hatanın olması ve onun arkasından da daha önce kaçınmayı başardığımız bir ani duruşun sanayide ve tarımda yaşanması gayet olası. Elde para politikası, maliye politikası kalmıyorsa ve küresel iktisadi gelişmelerde ülkenizin yanında değilse doğal sonuç da bu olacak. Evet. Siz de enflasyonu 3 haneli tahmin ediyorsunuz 2022 için.
Yani kur hata olmazsa %80'lerde kalırız ama çok muhtemelen o da olacak. O zaman biz Tansu Çiller döneminin rekoru olan %120'leri de aşma ihtimalimiz var. Var, anladım. Peki, şimdi biraz birinci çeyrek büyüme rakamlarını konuşalım isterseniz. 7.3 aslında belki bu rakam kadar değil ama hani böyle 5'in üzeri falan beklenti vardı. Siz tabloya baktığınızda ne görüyorsunuz? Hangi başlıklar söylenebilir bu rakamlara? Ne bileyim iş gücü tarafı, işte sermaye tarafı, sektörler büyüme, sektörel büyümeler filan? Yani verilerin doğruluğunu kabul ederek %7,3'ün ciddi bir büyüme olduğunu söylemek lazım. Ancak evet, daha dikkat çekici olan kısım kendilik büyüme. Yani sadece %1,2 büyümüşüz. Yani bu büyüme temposu düşüyor anlamına geliyor. Zaten bir sonraki çeyrekte çok ciddi daralacağız baz etkisinden ötürü. Ama asıl önemli olan bu yılın son çeyreğine doğru gerçek büyüme. Çünkü şu anda baz etkileri de var. Evet. Onlar çıktıktan sonra hazin bir durum bekliyor. Bu çeyreğe ilişkin baktığımız zaman tahmin ettiğimiz gibi inşaat sektörü küçülmüş. Zaten evet, teşvikler de o yüzden veriliyor. Evet. Bunu ek olarak tarımda ciddi bir kötü durum var. Üstelik daha kuraklık etkilerini görmemiştik biz 2022'nin çeyreğinde. Daha ilk çeyrekten bu işler böyleyse girdi fiyatlar nedeniyle. Demek ki Türkiye'de bizim yıl tarımsal üretimimizin çok sıkıntılı olacağını çok rahatla söyleyebiliriz. Artı dünyada tarım ürünlerine karşı özellikle Ukrayna-Rusya savaşından sonra bir korumacılık başladı. Bunun da neticesinde... Bu da besler değil mi bu? Enflasyonu besler ama daha ötesi paranız... Parayı vererek almak isteseniz bile bulamayabilirsiniz. Bulamayabilirsiniz. Yani bu başta anlamda bir kıtlığa da yol açabilir. Bunun haricinde yine dikkat edilmesi gereken bir nokta ise bir kez daha finansal hizmetlerin çok güçlü büyümesi oldu. Yani Türkiye'de evet, yanlış kurgulanmış para politikasıyla bankaları ve bankalara sahip olanları zengin ediyoruz. Maalesef bu da büyük bir rezalet. Bunun haricinde tüketim tarafındaki alt kanatlara bakarsak müthiş bir Türk lirasındaki değer kaybına rağmen öne çekilmiş iç talep neticesinde bir tüketim patlaması görüyoruz. Evet. Ama aynı şeyi ihracatta göremiyoruz. İhracat bir önceki çeyreğe göre de ivmesini kaybetmeye başlamış. Yani yine büyümeye destek veren alanlarda ama son 2-3 çeyrektir düzenli olarak ihracatın büyümeye katkısı azalıyor. Halbuki bize anlatılan hikaye Türk lirasının büyük değer kaybından ötürü çok ciddi bir ihracat patlaması yaşanacağıydı. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu, net ihracattan bahsetmiyoruz. Yani ihracat ve ithalat farkından bahsetmiyoruz, bizzat ihracatta. Evet. Net ithalatta zaten enerji faturası çok arttığı için çok olumsuz bir durum var. Ama bu etkiyi göz ardı etsek dahi ihracatın beklendiği gibi artmadığını görüyoruz ki hatırlayalım Ocak ayı sonunda sanayiye doğalgaz dahi vermeyi başaramamıştık. Yani böyle evet, bir evet, iktisadi kabiliyetsizlik yaşanmıştı. Böyle bu ortamda şaşırmamak gerekiyor. Bence en enteresanı şu, bu kadar düşük iş gücü maliyeti varken ki asgari ücretin %50 zamlanmasına rağmen döviz çok ucuz olduğunu biliyoruz. Artı ucuz kredi, enflasyon beklentilerine göre ucuz kredi olmasına rağmen özel sektörün yatırımlarında hiçbir ilerleme yok. Olmamış, bu da evet, artık evet motor frenini çalıştırıldığını gösteriyor. Yani keskin bir duruş olmasa bile reel sektörde bir kriz bekliyor. Ayağını yorganına göre uzatmaya başlıyor. Birkaç hafta evvel Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin Antalya'da katılmış olduğu bir etkinlik vardı. Çok cazip kredi teşviklerinden bahsetmiş ama evet, buna karşılık istediği arzuda alkışı alamamıştı. Belli ki reel sektör sadece politik anlamda değil aynı zamanda ekonomik anlamda da yatırım yapmayarak tepkisini gösteriyor. Ekonomiye güvensizliği yansıtıyor. 0.3 çünkü katkısı, büyümeye katkısı çok düşük yatırımların. Stoktan yemiş biraz. 8.2 eksi etkisi. Evet, evet. Öyle gözüküyor. Şimdi 7.3 birinci çeyrek için. İkinci çeyrek biraz daha yavaşlama öngörüyorsunuz. Stagflasyon beklentisi de var. Yani ekonomide durgunluk beklentisi de var. Siz 2022'yi nasıl bitiririz büyüme yönünden? Bir öngörünüz, tahmininiz nedir? Yani yeni bir döviz kuru şoku yaşamazsak, bir ani duruş yaşamazsak bile büyüme oranı %2 ile 3 arasında olacak gibi. Bunlar olursa da eksi büyümeye geçebiliriz. Aynı zamanda geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinden gelen ciddi bir olumsuz baz etkisi var. Baz etkisi. Önümüzdeki dönemde göreceğiz. O kadar büyük ki sadece bir çeyreklik olmasına rağmen bütün yılın tamamı olumsuz etkileyecek yılın sonu geldiği zaman. Dolayısıyla bu yıl muhtemelen bir kur şoku ile birlikte büyüyemediğimizi veya eksi büyümeyi de göreceğiz. 2019'dan sonra bir kere de 2022'de eksi büyümeyi görecek gibiyiz.
Anladım. Buyurun. Davetli olur. Zaten Türkiye 3'ün altında büyüdüğü her dönemde durgunluk içerisinde diyebiliriz. Türkiye'nin potansiyel büyüsü, nüfus artış hızından ve genç nüfusundan ötürü yine sığınmacıları da eklediğimiz zaman zaten hiçbir şey yapmıyor. 3 büyüyebilen bir ekonomi. %3 büyüdüğü zaman da istihdam da yaratmıyor. Dış açın da kapatmıyor ama %1 bile büyüsek bir durgunluk olarak tanımlayabiliriz ama gene evrensel durgunluk tanımına da geride gelecek biz, eksi büyüyecek biz. Evet. Şimdi bu büyüme rakamları açıklandıktan sonra birçok iktisatçı değerlendirmeler falan yapı. Tabii en çok üstünde durulan şeylerden bir tanesi de hani büyümeden paylar. İşte kesimlerin. Onun isterseniz tablosunu da açayım. Şimdi hani iş gücü ödemeleri, işte sabit sermaye tüketimi, net işletme artığı, karma gelir gibi rakamlara falan bakıldığında bir çeyrek bu asgari ücret zamlarının bir etkisi olmuş galiba. Orada böyle iş gücü ödemelerinin payında ufak bir artış, bir kıpırdanma olmuş. 31.5 gibi gözüküyor puan ama 2021'in aynı çeyreğiyle kıyaslandığında düşüş var. O zaman iş gücü ödemelerinin payı 35.5'muş. Hatta bir önceki 2020'ye de bakıyorum ben, 2020'de 39.1'miş. Yani böyle son 3 yıldır aslında bir düşüş var. Bir önceki çeyreğe göre ufak bir kıpırdanma, muhtemelen dediğim gibi asgari ücret zamları, bu maaş zamlarının etkisi. Ama trend küçülme yönünde. Bu bakımdan bir eleştiri var. Hani böyle büyüyoruz da kime gidiyor bu paylar? Sizin görüşünüz ne efendim konuda? Bu bahsettiğiniz eleştiri çok yerinde. Zaten bu veride ciddi bir mevsimsellik var. Her zaman ilk çeyrek geriye kalan çeyreklerin üstünde oluyor. Çünkü bahsettiğiniz gibi hem asgari ücret hem de diğer özel sektördeki ücretler artışının yılda bir kere olması ve yılın başında olması nedeniyle bu gerçekleşiyor. Yani önümüzdeki aylarda da aynı trend gelecek. Yine bahsettiğim gibi bu yılın son çeyreğine geldiğimiz zaman emeğin payı iyice azalmış olacak. Büyüyoruz ama ki bu yıl büyüyemeyeceğiz belki de ama sürekli varlıklı kesim kazanırken düşük ve orta gelir kesim kaybetmiş olacak. Zaten uzun yıllardan beri göreceli bir şekilde orta gelirliler en çok da vergi yükünü üstlendikleri için fakirleştiriliyorlardı. Ama son dönemde düşük gelirliler de buna artık eklendiği için, çünkü genelde AKP'nin de oy tabanı burasıdır. Anketlerde sonuçları görüyoruz. Toplumda memnuniyetsizliği de görüyoruz. Bu artarak devam edeceği görüşündeyim. Anladım. Peki. Şimdi şöyle bir şapka soru sorayım ve isterseniz toparlayabiliriz. Şimdi 2023 seçime doğru gidiyoruz. Erken seçim tahminleri bayağı ağırlıklı. Birçok kaynak artık böyle bu yılın sonuna doğru bir seçimi, erken seçimi muhtemel gözüküyor. Siyasi ortam çok geriliyor. Gittikçe geriliyor. Tabii ekonomi sonuçta bu siyasi gerginlik üzerinde yüzüyor. Yani o zaman biz hani bu yılın sonuna doğru, yani başlıklar olarak sayarsak, bir kere yüksek enflasyonla girmiş olacağız değil mi? Yavaşlamış bir ekonomi. Bir genel tablo nedir? Bu seçime giderken biz hangi tabloyla karşı karşıya kalmış olacağız? Yüksek enflasyon, evet. Yüksek ve yataylaşmış yüksek işsizlik, dış açığın küresel enerji ve emtia fiyatlarından ötürü çözülememesi, bütçe açığının rekor seviyelere ulaşıp kamu borcunun artık iftihar edilemeyecek bir düzeye indirgenmesi, genel toplumsal hoşnutsuzluğu göreceğimiz bir döneme yaklaşıyoruz. Ama bu seçimle ilgili kısma ben şu andaki eldeki verilere göre çok da imkan dahilinde görmüyorum. Eğer bize sunulan anketler doğruysa şu anda İktidar Partisi'nin ortağıyla birlikte kazanma durumu çok zor. Bütçeden de şu ana kadar yapılmış böyle bir genişleyici harcama yok. Kredi genişlemesi daha çok enflasyon ayarlaması düzeyinde. Yani pek iktidar partisi seçime gidecek şu ana kadar bir hazırlık yapmadı. Ama bundan sonraki dönemlerde benzer şeyleri daha önceki seçimlerde gördüğümüz gibi yaşayabiliriz. Ancak unutmamız gereken nokta şu: bu tip genişleyici politikalar hiç olmadığı kadar döviz kurunu erken ve sert arttırıcı etkide bulunur. Dolayısıyla ben bu yıl çok da iktidarın seçime gitmek isteyeceğini zannetmiyorum. Onlar hala bu işleri çözebileceklerini zannediyorlar. Seneye bırakma düşünceleri geliyor. Yine de ama siyasetler çok hızlı gelişebilir. Bir anda iktidarın ortakları arasında bir tartışma çıkar veya iktidar partisinden kopmalar olur. Veya işte belli siyaset dışı etkilerle bir şekilde geleceği Türkiye'nin belirlenmeye çalışır. Onlar bir seçim sürecini hızlandırabilir. Onlara itiraz edemem ama
sadece salt ekonomik verilere bakarak çok da öyle bir baskın seçime gidiyormuşuz gibi görünmüyor. Bu saptamayı yapıyorum. Anladım. Sizin bu bahsettiğim yazınızda hani bu bütçe açığını 400-600 arası tahmin ediyorsunuz ama seçim için bir 150 ek bir kesenin ağzını açarlarsa 750 de diyorsunuz. Yani o 150 tabii biz Temmuz itibariyle eğer bir erken seçim hazırlığı varsa belki oradan değil mi onu görürüz gibi geliyor. Görmemiz lazım çünkü tam seçimden önce olmuyor bu. Seçimden en az 3 ay önce başlamanız lazım ki toplum etkisini refahı etkilesin diye. Ama ekonomi yönetimi hem çok itibar kaybettiği için otomatikman bunlar döviz kurunu atağa dönüşüyor. Artı her şeyin geçici refah olduğunda bence toplum görmeye başladı. Bu hamleyi denerlerse bile beklenilen siyasi sonucu alamayacakları görüşündeyim. Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Tekrar görüşmek üzere. Evet. Kolay gelsin efendim. Sağ olun. Hoşçakalın. Şimdi biraz büyüme rakamlarını kurcalamaya devam edelim. Bu büyüme rakamlarının altında ne var? Nasıl büyüdü memleket? Bu büyümeden kimler ne pay aldı? Biraz bunlara bakalım. Arkadaşlar isterseniz 18 numaralı tabloyu alabilir miyim? 18 numaralı tablo. Sondan başlayacağız. 18. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi 2022 yılı birinci çeyrekte Türkiye ekonomisi 7.3 büyümüş gözüküyor. Şimdi burada tabii baktığınız zaman hemen hissediyorsunuz bu çubuk yavaş yavaş böyle bir aşağı gidiyor. Bu önümüzdeki çeyreklerde eğer bu trend devam ederse daha küçük büyümeler göreceğimizi düşündürüyor. Bir şey daha, şimdi bu büyümeler tahmin edilirken bir önceki yılın aynı çeyreğine göre tahmin ediliyor. Şimdi biz mesela önümüzdeki ikinci çeyrek geldiğinde 2021 yılının ikinci çeyreğiyle kıyaslayacağız. Dolayısıyla baz etkisi de olacak ve hani şu çıkacak devreden, bu yıllıktır ya 4, 1, 2, 3 son çeyrekler diyelim. Bu çıkacağı için büyük bir baz etkisi çıkacak. Daha küçük bir rakam girecek. Yıllık bazda daha küçük bir büyüme rakamı görmüş olacağız. Murat Bey'in de söylediği gibi önümüzdeki dönemde büyüme yavaşlayacak. Zaten 2 gibi tahminler yapılıyor. Belki daha altında ya da bir miktar üzerinde olur. Zaten Murat Bey'in de dediği gibi hiçbir şey yapmasanız da hani eğer bozmazsanız ortalığı daha da zaten potansiyel olarak ekonomi kendi kendine o kadar ivme gerçekleştiriyor. Birincisi bu. Şimdi sizden efendim 17 numaralı tabloyu rica edeyim arkadaşlar. Evet, şimdi bu sektörler hangi sektörlerde büyüme olmuş? Bu tablo önemli. Şimdi biliyorsunuz bu hükümet kredilere yüklendikçe işte bu KKM gelsin, oradan para oraya gitsin filan. Finans sektörü hareketlenmiş. Bakın bu en çok büyüme gösteren sektör finans sektörü. 24.2 büyümüş. Bu bilgi iletişim sektörü. Bu muhtemelen bunda perakende bu e-ticaret işlerinin çok büyük etkisi olabilir. O sektör çok hareketli çünkü pandemiden başlamıştı ivme. Evlerden siparişleri filan e-ticaret şirketlerinin böyle bir anda çok fazla çoğalması bu alandaki bir büyümeyi desteklemiş olabilir. İkinci büyük büyüme bu bilgi iletişim sektörünü ifade ediyor. Bu hizmetler sektörü efendim. Bunlar önemli ama şuraya şu taraf daha önemli. Bakın bu 0.9 sadece 0.9. Neredeyse hani büyümemiş denen şey bu tarım. Bu tarım. Tarım büyümemiş. Şimdi tarımın büyümemesi demek ne biliyor musunuz? Birincisi bir kere hani şu hükümetin ya siz tarım sektörünü desteklemiyorsunuz kardeşim tezinin, görüşünün doğruluğunu gösteriyor. Tarım sektöründe büyüme gördüğünüz gibi sıfıra yakın. 0.9. Bir başka şey, şimdi burada büyüme böyleyse eğer önümüzdeki dönemde biz hani tarımda büyüme olmadığı için nüfus artıyor, ihtiyaç artıyor ama tarım onu nasıl karşılayacak? Demek ki biz buradan bir hani gıda sorunları da yaşayacağız. Gıda enflasyonu muhtemelen artacak. Daha kıt mal bulacağız. Dolayısıyla gıda ürünlerinin fiyatlarındaki enflasyonu şey artacak. Bu sektörel dağılımdan gördüğümüz şey bu. Evet, şimdi arkadaşlar isterseniz 19 numaralı tabloyu rica edeyim. Şimdi bu efendim büyüyoruz kim ne pay alıyor hikayesini gösteriyor.
Şu alt kısım ücretlerin, yani çalışanların büyümeden aldığı paydır. Şimdi şu üst tarafta işte burada söylüyor efendim, net işletme artığı, karma gelir efendim, iş gücü ödemeleri, şu mavi kısım. Evet, bu diğeri de şu arada mavi de vergiler. Şimdi bakın burada şu aslında sermayenin aldığı pay, bu yatırımların aldığı pay, şu kısımda iş gücünün aldığı pay. Şimdi şöyle bakın, 2020 yılının birinci çeyreğinde iş gücünün aldığı pay 39.1. Efendim bir sene sonra, yani 2021'in birinci çeyreğinde aldığı pay 35.5. 39.1'den 35.5'e inmiş. Şimdi kaç? 31.5. Burada böyle sistemli bir düşüş var. Onu başka bir grafikle daha göstereceğim size. Şimdi bu taraftan da bakın mesela 41.7 sermayenin aldığı pay. Biz buna patronların payı diyebiliriz. 41.7'den 45.6'ya ve nihayet 47.6'ya yükselmiş. Bu bir önceki çeyreğe göre, yani iş gücü ödemelerinin payı bir önceki çeyreğe göre bir artış gösteriyor. Neden? Murat Bey de söyledi. Yıl başlarında biliyorsunuz maaş ücret zamları oluyor. O bir parça böyle bir artırıcı etki yapıyor. Ama tabii o ilerleyen yılın diğer çeyreklerinde eriyip gidiyor. Tekrar hani bu pay düşmeye başlıyor. İsterseniz arkadaşlar onun suyu... 21 numaralı tabloyu rica edebilir miyim? 21 numaralı. 21 numaralı. Bu Profesör Hakan Karan'dan aldım. Bakın burada görüyorsunuz işte iş gücü ödemelerinin payı, milli gelirde iş gücü ödemelerinin payı birinci çeyrek rakamı bu zaten. Bakın gördüğünüz gibi iş gücü ödemeleri böyle aşağı gidiyor. Sermayenin aldığı pay ise böyle yukarı gidiyor. Daha önceki programlarda da söylemiştim. Bu böyle yukarı gidince bu timsah çenesi gibi açıldığı için buna timsah kapitalizmi diyorlar. Yani ücretlerin şiddetle bastırıldığı, gelir dağılımının şiddetle bozulduğu bir ortamı ifade ediyor. Bakın gördüğünüz gibi ücretlerin payı nasıl böyle dramatik bir biçimde düşüyor. Şimdi bir de 20 numaralı tablo var arkadaşlar. Onu rica edeyim. Şimdi bakın bu da Profesör Cem Oyvat'tan aldım bunu. O da hesaplamış. Diyor ki 2022'nin birinci çeyreğinde, yani bugün açıklanan rakamlarında, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2021'in çeyreğine göre TÜİK'in tüketici enflasyonundan arındırılmış rakamlara bir de enflasyonu arındırıp bakalım diyor. Bakalım durum o zaman ne gösteriyor? Arındırılmış reel toplam iş gücü ödemeleri 0.6 azalırken, gördünüz mü? Yani bir önceki çeyreğe göre bir artış görünüyordu ya, demin bir önceki grafikte. Aslında bunu tüketici enflasyonuyla reel hale soktuğunuzda 0.6 azalmaya denk geliyor. Buna karşın. Tamam mı? Brüt işletme artığı karma gelir. Yani bu patronların aldığı pay diyelim buna. %20.3 artmış. Tamam mı? Yani nominal rakamları veriyoruz ama bir de bunu hani enflasyondan arındırıp reel olarak baktığımızda durum daha da vahim olduğu ortaya çıkıyor. Bu hesaplamalar TÜİK'in tüketici enflasyonuna dayanıyor diyor Oyvat. Eğer TÜİK'in tüfesi enflasyonu olduğundan düşük gösteriyorsa durum çalışanlar için daha da kötüdür. Evet, çünkü TÜİK ne diyor? Enflasyonumuz %70 diyor. Ona göre bir reel gelir hesabı yapıyorsunuz. Ya 80'se? Ya 90'sa, değil mi? Gerçekte ne enflasyonumuz bizim? Ya %100'se, değil mi? O zaman buradaki kayıp çok daha derin boyutlara ulaşır. Bunlar önemli tablolar. Evet, şimdi bu büyüme rakamlarından bir de size söylemem gereken şey dolar bazında büyüme. Yani 2022'nin birinci çeyreğinde efendim Türkiye ekonomisi söyleyeyim 2.5 trilyon liralık milli hasıla üretmiş. 2.5 trilyon TL'lik. Bunu dolara çevirdiğinizde, bunu ortalama kurla dolara çevirirler. O zaman 179.8 milyar dolar ediyor. 179.8 milyar dolar ediyor. Şimdi bu rakam dolar bazında kıyaslarsanız 2021'in birinci çeyreğine göre 4.6 küçülme. Neden? Çünkü 2021'in birinci çeyreğindeki büyümenin dolar bazında değeri
188.6 milyar dolardır. Şimdi 179.8 milyar dolardır. Eksi 4.6 çıkıyor. Burada dolar bazında ciddi bir küçülme olduğunu da görüyoruz. Fakat tabii ki bu kur rakamının artmasına veya azalmasına bağlı olarak değişiyor. Şimdi bunu söyledim size. Evet. Dolar bazında küçülme. Evet, hizmet ve finans kesimi ağırlıklı bir büyüme olmuş. Tarım kesiminin etkisini söylediğim gibi çok düşük. İç ve dış talep sürüklemiş. Onu da söyleyeyim size. Bu büyümenin kaynağı, yani şirketler efendim üretmişler de kim almış bunu? Efendim, bunun en büyük kaynağı hane tüketimi. Yani 7.3'lük büyümeye hane tüketiminin katkısı 11.6. Kamu tüketimi düşük, 0.1 katkı yapmış. Yatırım yapılmamış, 0.3 katkısı var yatırımın sadece. Efendim, stok değişimi -8.2, yani stoktan biraz yenilmiş. Yeni yatırım yapmak yerine stoklar kullanılmış. Net ihracatın etkisi de 3.5. Bütün bunları toplayıp çıkardığınız zaman 7.3'lük bir büyüme ortaya çıkıyor. Evet, şimdi bunları da söyledim size. Şimdi bu milli hasılanın hani son 4 çeyrek itibariyle baktığımızda yıllık bazda neye denk geliyor? Onun da hesabını hızlıca yaptım, size söyleyeyim. Yıllık bazda 794 milyar dolara denk geliyor. Yani 2021 yılının 3. 4. çeyreği ile 2022'nin 1. çeyreği, 4 çeyreği topladığımız zaman, son 1 yıllık baktığımız zaman Türkiye ekonomisinin ürettiği milli hasıla dolar bazında 794 milyar dolara denk geliyor. 800'ün altında. Şimdi bunu hani normal Türkiye nüfusu 84.3 milyondur. Fakat bunun içerisine biliyorsunuz çalışma izni olan 1 milyon Suriyeli, işte sığınmacı, bütün birçok ülkeden gelen sığınmacılar katıldığında hani 84 milyonu 90 milyon sayarsak, hani kişi başına düşen geliri öyle hesaplarsak 8.800 dolara geliyor kişi başına gelir. 94 milyon, yani sığınmacı vesaire sayısını 10 milyon alırsak eğer, ki o rakamlarda telaffuz ediliyor, kimse tam sayıyı bilmiyor, Türkiye böyle bir ülke, 94 milyona geliyor. 94 milyon üzerinden hesaplama yaparsak bu sefer de kişi başına gelir 8.446 dolara gerilemiş oluyor. Evet, şimdi evet, büyümeden bakıyorum, size söyleyeceğim başka bir şey var mı? Onları da evet. Evet, şimdi arkadaşlar dış ticarete geçebiliriz. Dış ticaret 15 numaralı tabloyu rica edebilir miyim arkadaşlar? Evet. Şimdi burada, pardon, 15 teknoloji yoğunluğuydu arkadaşlar. 16'yı rica edebilir miyim? 16'yı arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın, Nisan ayında ihracat %24.6, ithalat %35 artmış. Bu tablo değişmiyor. İthalat, Türkiye'nin ithalatındaki artış ihracatından yüksek. Bu tablo tersine çevrilmeden Türkiye'nin durumunu hakikaten hep sıkıntılı seyredecek. Hep daha fazla dolara ihtiyacı olarak, çünkü ithalatı yüksek. Onu karşılamak için dolara ihtiyacı var. Onu karşılamak için piyasaya gidiyor, dolar talep ediyor ve kuru yukarı itiyor. Şimdi ihracat 23.368 milyon dolar olmuş. 24.6 artışla ithalat 29.480 milyon dolar. Şimdi bu Nisan ayının rakamı. Ocak-Nisan olarak bakarsak da 4 ayda 83 milyar 531 milyon dolarlık ihracat yapmış memleket. 116 milyar 85 milyon dolarlık da ithalat yapmış. 4 aylık bazda. Şimdi bu aşağıda değerleri görüyoruz. Bakın şu Ocak-Nisan dönemi, bu Nisan dönemi. Burası ihracat, burası ithalat. Şimdi baktığımız zaman bakın Nisan ayında efendim buradaki ihracat, evet bakın şurada artış 35, evet 35 gördüğünüz gibi ithalattaki artış, ihracattaki artış 24.6. Şu değerlere geldiğimiz zaman 6 milyar lira aylık açık, geçen sene bu 3 milyar dolarmış.
Dolayısıyla buradaki artış, yani Nisan ayının dış ticaret açığı %98,5. 4 aylık bakarsak 4 aylık açık 32,5 milyar dolara gelmiş. 4 aylığın geçen seneye kıyaslarsak dış ticaret açığındaki artış %130. Çok yüksek bir artış olmuş. Dış ticaret açığındaki bu bozulma kötü. Şimdi yine aynı şekilde ihracatın ithalatı karşılama oranı baktığınız zaman 2022'de 79,3'e gelmiş. Geçen sene bu rakam 85,9. Yani dış ticaretin tablosunda genel bir bozulma var. Bu bozulma ağırlaşıyor. Bakın 4 aylık açık 32,5 milyar dolar ise önümüzde 2 tane 4 daha var. Yani 12 aya tamamladığımız zaman her 12 ayda biz bu kadar açık verirsek 90 milyar dolara gider bu açık. Çok yüksek bir açık olur. Bu açığın tabii ki bunun içerisinde yüksek enerji fiyatlarının etkisi var. Onu da göz ardı etmeyelim. Evet. Şimdi arkadaşlar 15 numaralı tabloyu şimdi rica ederim arkadaşlar. Şimdi bu teknoloji yoğunluğu. Hep söylüyoruz ya, Türkiye kaba mal satıyor. İçindeki teknoloji yüksek teknoloji değil. İthalatı pahalı çünkü yüksek teknoloji malı ithal ediyor. Bakın burada görüyorsunuz. Ben de şuradan elimi alayım. Evet, teknoloji yoğunluğu. Şimdi bakın burada Nisan 2021-22. Bakın burada yüksek teknoloji ürünlerinin payı 3.1'miş. Biraz artmış 3.6 olmuş. Türkiye'nin ihracatındaki yüksek teknoloji ürünlerinin payı 3.6'dır. Çok düşük. Çok düşük. Bunun böyle hani 11, 12, 13, 14'lü seviyelere falan gelmesi lazım ki para kazansın ihracatından. Peki ithalatında ne? Bu da ithalat kısmı. Bakın ithalat kısmı 10.1. Gördüğünüz gibi 3 kat daha fazla rakam. Yani teknoloji yoğun, ithalatında teknoloji yoğunun payı fazla ama ihracatında düşük. Gördüğünüz gibi. Peki bakın orta yüksek teknoloji ürünler 32, orta düşük teknoloji 32.2, düşük teknoloji ürünler 31.8. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin ihracatı asıl burada yoğunlaşıyor. Yüksek teknolojide değil. Dolayısıyla ihracattan az para kazanıyor. Çok mal gönderiyor ama çok göndermesine rağmen çok para kazanmıyor. Kabaca söylüyorum bunu. Hani şu İhracat, ithalat, dış ticaret hadleri falan geldiğinde orada görüyoruz zaten bunu. Çok mal gönderiyorsun. Hacim de çok ama değer de az. Evet. Şimdi evet, evet. Şimdi evet. Şimdi arkadaşlar 4 numaralı tabloyu rica ediyorum. 4. Kur korumalı mevduat meselesi. Programın başında da söyledim. Kur korumalı mevduatta aslında biraz sınıra gelmiş gibi gözüküyor. Ve tabii hükümet hani o enstrümanla aradığını tam çözemedi. Çünkü kuru hakikaten stabil bir hale getiremedi. Kura talebi durduramadı. Niye? Çünkü talep devam ettiği için Merkez Bankası'nın rezervini satarak orayı tuttu. Satmadan tutsaydı KKM kendi başına bir etkide bulunuyor diyebilirdik ama döviz satarak, yani Merkez Bankası'nın rezervini satarak tuttuğunuz zaman demek ki KKM iş görmüyor. Dolayısıyla ama ne oldu? Döviz mevduatından, TL mevduatından KKM'ye geçişler oldu. Bakın burada evet, bu Türkiye'nin toplam mevduatıdır. Yani 7 Ocak yılbaşı bir de son durum. Bakın 5.4'ten 6.5'a 1.1 trilyonluk bir artış var. Bunda yabancı paranın payı 3,5 trilyondu. 3.4 trilyon civarında olmuş. Yabancı paranın payı gördüğünüz gibi 64'ten 52'ye inmiş. Şimdi bu arada kur korumalı mevduat ne kadar olmuş? 874 milyar. Bu dövize endekslidir biliyorsunuz. Banka size faiz verecek, kur çıkarsa farkını hazineden ödeyeceğiz. Dolayısıyla bu dövize çıpalı olduğu için aslında onu dolar sayarak hesapladığımız zaman, yani bunu da koyup hesapladığınız zaman mevduatlar içerisindeki doğrudan döviz mevduatı ve KKM'nin toplamı 65.5'e geliyor. Yani döviz mevduattaki bu kadar dolarizasyon oranı olarak 65.5'i alabiliriz. Evet. 5 numaralı tabloyu alabilir miyiz arkadaşlar? Evet.
Şimdi bir sosyal medya kullanıcısı, kendisi iktisatçıdır ve görüşlerine çok itibar edilir. Şimdi demin verdiğim 847 milyar dolarlık KKM'yi dolara çevirmiş. Bu 60 milyar dolar ediyor. 60 milyar dolar. Evet. 7-3 gününde, yani son günlerde 1 TL arttı kur. Yani 15.40'tan 16.40'a geldi. 1 TL arttı. Tamam mı? Hazinenin kendi borçlanmadığı, kamu yararını harcamadığı, çünkü mevduat sahibine veriyorsun parayı, harcamadığı, Merkez Bankası rezervlerine kısmen girip tekrar satılması dışında yararı olmayan bu stoğa ödenecek kur farkı 60 milyar TL arttı 7 günde. 7 günde 60 milyar TL arttı. İşte bu yüzden hani bu kur korumalı mevduat konusu kur yukarı gittikçe hakikaten saatli bombaya dönüşüyor. Çünkü kur her 1 lira çıktıkça 60 milyar dolarınız varsa 60 milyar yük geliyor. Diyelim ki 15.40'da 16.40'a çıktı. 17.40'a çıkarsa bir 60 milyar daha gelecek üstüne. Hazine o parayı ödeyecek. Ama o kamu yararına bir para değil. Vatandaşın vergisinden ödüyorsunuz. Oysa ki o vatandaşa dönen bir hizmet değil. Doğrudan doğruya döviz mevduatı sahibine, KKM mevduatı sahibine ödediğiniz bir para. O yüzden bu bir gelir aktarımıdır diyorlar. Şimdi daha tehlikeli bir yola giriyorlar. Şimdi dövize çıpalamışlardı biliyorsunuz kur korumalı mevduatı. Baktılar olmuyor, yeni bir enstrümandan bahsediyorlar. Bu sefer enflasyona çıpalı. Enflasyon kaç giderse o kadar faizin olsun. Dövizini getir, enflasyona endeksli tahvil verelim. Artı 10 puan da üzerine koyalım. Fakat herhalde uyardılar, herhalde tartışmalardan etkilendiler ki bunun rafa kaldırıldığı söyleniyor. Kaldırılmadıysa zaten kötü. Evet. 7 numaralı tabloyu alabilir miyim arkadaşlar? Bu Merkez Bankası rezervleri biliyorsunuz her hafta bakıyoruz. Durum nedir Merkez Bankası'na? Hani o döviz mevduatından bozuluyor, ihracatçıdan para geliyor, turizmciden geliyor, akıyor. Akıyor da ne oluyor? Merkez Bankası'nın rezervleri niye yükselmiyor? Değil mi? Brüt rezervlerinin yükselmesi lazım. Çünkü bir yandan da ne yapıyor? Piyasaya satıyor. Kuru tutmak için durmadan satıyor. O yüzden de Merkez Bankası'nın brüt rezervi 100.3 milyar. Bu aslında daha yüksek idi. Efendim, swap hariç net rezervi ise -55. Bakın şurada görüyorsunuz -55. Şu mavi, bakın bu brüt rezerv. Bakın o da yukarıdan nereden nereye gelmiş. O kadar para girmesine rağmen düşüyor. Diğeri de yani swap hariç net rezervi de -55 milyar. Yani Merkez Bankası'nın kasasında kendine ait aslında 1 dolar dahi yok. Bu kadar açığı var. El alemin parasıyla bu çarkı çeviriyor. Bakalım nereye kadar çevirecek onu göreceğiz. Peki. 8 numaralı tabloyu rica edeyim. Şenol Babuşçu'dan aldım. Bu tabii memlekette vatandaşın borçluluğunu çok iyi ifade ettiği için. Bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş gerçek kişiler, şirketler değil gerçek kişiler, borcu devam etmekte olan kişi sayısı. Gördüğünüz gibi 4.143.000 kişi olmuş. Yani bu çok ciddi bir rakam. O yüzden hani göresiniz diye getirdim. Memleketin tablosunun biri budur. Borcunu ödememiş, borcu devam etmekte olan kişi sayısı. Evet. Bir de 9 numaralı tabloyu rica edeyim arkadaşlar. İcra dairelerindeki icra ve iflas dosya sayıları. Bu tabloyu da Dünya Gazetesi'nden aldım. Gördüğünüz gibi bakın aşağıdan yukarıya bu 2017, 18, 19, 20, 22. Bakın en son 31 Aralık 2021 yani bundan 4 ay önce 31 Aralık 2021 22,5 milyonmuş icralık dosya sayısı. Şu anda 23,5 milyon. 4 ayda 1 milyon artmış. 4 ayda 1 milyon artmış. Evet. 10 numaralı tabloyu da alayım arkadaşlar. En son kapatalım. Evet. Bu da gördüğünüz gibi isterseniz arkadaşlar bir sonrakini verin. O daha güzel. 11 numaralı tabloyu rica edeyim isterseniz. Oradan. Evet. Bakın bu 2022 Nisan ayı genel görünüm şirket açılış ve kapanışlarında gördüğünüz gibi. Kurulan şirket sayısı bakın Nisan ayında 25.5 evet artış var. Kapanan şirket sayısında %125.9 artış var. Gerçek kişilerde yine kapanış sayılarında 31.9'luk bir artış gözüküyor.
Bu rakamlar, bu hani kapanışların yüksekliği bize hani ekonomide hani işlerin sıkıntılı gittiğini, şirketlerin işlerinin iyi gitmediğini, dükkan kapattıklarını, kepenk indirdiklerini gösteriyor. Bu açıdan tabloyu hani icra dosyası, borcunu ödememiş kişi sayısı, şirketlerin durumu açısından baktığımızda parlak bir tablo önümüzde yok. 2022'nin sonuna bir seçime doğru bu siyasi atmosfer biraz daha sertleşirse, bu işlerin hepsi sahipsiz kalırsa daha ağır bir tablo göreceğimiz kesindir. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.